Merhaba arkadaşlar. PHP MySQL silmesi yapım dersine devam ediyoruz. Geçen dersimizde ne yapmıştık? Yorumların onaylanması ve yorumların arkadaşlar burada sayfamızda görünmesi üzerine çalışmıştık. Şimdi bu sayfamızda arkadaşlar bu dersimizde dikkat ederseniz şurada yorum sayımız değişmiyor arkadaşlar. Bu yorum sayılarını düzenleyeceğiz. Şimdi aslında şurada da dikkat ederseniz yorum sayısına ait bir bilgi var. Biz arkadaşlar bunu da bu değeri yorum sayısını gösteren değil de çünkü mantıksız olur şurada yorum sayısı bilgisi varken. Bunu arkadaşlar bu sayfanın görüntülenme sayısı olarak değiştireceğim ben. Ek bir bilgi daha edinmiş olacağız CSS'imizde. Ayrıyeten başka ufak tefek eksik gördüğümüz şeyler üzerinde de konuşabiliriz. Şimdi öncelikle şu yorum sayımızı arttırma konusuna gelelim arkadaşlar. Şimdi kodumuzu açalım. Comments.php'ye geldiğimiz zaman böyle. Şimdi blog single sayfamızı açalım. Geliyorum blog single sayfasını açtım. Çünkü yorumları biz burada onaylayıp ne yapıyorduk arkadaşlar? Yazdırıyorduk. Şimdi şurada dikkat ederseniz bizim yorum sayımızın bulunduğu alan yani şurası şurada yaptığımız query'nin üzerinde arkadaşlar. Şimdi burada bir düzenleme yapacağız. Bunun için arkadaşlar şimdi şu üzerinde bir boşluk bırakayım. Şimdi burada şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar query'mizi bu query'mizi arkadaşlar bir üste alalım. Şuraya while'a kadar geliyorum. Şurada PHP açılış kodunda kapatacak şekilde şu üste aldım. Çünkü arkadaşlar biz burada yorum satırı sayısını aldığımızda bunun aşağıda olması lazım buradaki E3 elementinin içerisindeki şu sayının aşağısında olması lazım. Çünkü burada PHP kodu yazacağız dinamik olarak. O nedenle buradaki query'mizi üste alıyorum arkadaşlar. Burada query'mizi üste alalım. Düzenleme açısından şuraya PHP'nin kapanışını yapalım. Şurada da while'ın içerisinde de arkadaşlar PHP bloğumuzu tekrar açalım. Şu görmüş olduğunuz gibi bir PHP bloğumuz oldu. Şu da görmüş olduğunuz gibi PHP bloğumuzu. Buradaki HTML kodu bu PHP bloklarının arasına aldık. Şimdi burada arkadaşlar biz ne yaptık? Dikkat ederseniz. Burada query'mizi çalıştırdık. Ve bu query'den bir elde ediyoruz. Ne? Elde ettiğimiz değer ne? Buradaki yorumların, onaylanan yorumların yazdırılmasını istiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada onaylanan yorumların sayısını alacağım burada. Bunun için ne yapıyorum? Hemen geliyorum arkadaşlar şuraya. Öyle count post comment şeklinde bir değişken oluşturuyorum. Bu değişken neye eşit olacak arkadaşlar? Daha önce yapmıştık burayı. Veri tabanında onaylanan yorumların sayısını alacağım. Bunun için arkadaşlar diyorum ki MySQLi num rows fonksiyonu kullanacağız burada. Burada parametre olarak ne alacağız? Şu onaylanan yorumları getiren select comment query'yi alacağız arkadaşlar buraya. Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Buraya ne yaptık şimdi? Onaylanan yorumlara ait bir query var. Onu select comment query'de seçtik. Bunun sayısını da arkadaşlar ne yapıyorum? MySQLi num rows fonksiyonu kullanarak count post comment şeklinde bir değişkeni atıyorum arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? Bu değişkeni şurada yazdıracağım. Hemen buraya PHP bloğumuzu açalım. Diyorum ki PHP bloğumuzu açtık. Kapatalım. Echo diyorum. Niye echo edeceğiz burada?
Compost Comments'i buraya eko edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmış olduk? Bu şekilde onaylanan yorumlar. Burada bu onaylanan yorumların sayısı nedir arkadaşlar? Count, post, comment şeklinde bir değişken aldık ve o değişkeni burada yazdırdık. Hemen kaydediyorum. Gelelim arkadaşlar sayfamızda. Ne yapalım? Şöyle daha önceden hiç yorum olmayan bir yere geldiğimiz zaman mesela test postta yorum vardı. Bir bakalım orada çalışmış mı? Dikkat ederseniz iki tane yorumumuz var. Buradaki değişkenimiz biraz önce birdi, ikiye döndü. Başka bir tane yorum olmayan bir yerde test yapalım bakalım. Web 2'ye geliyorum ben. Read more diyorum. Tamam, burada şu an yorum 0 şeklinde gözüküyor arkadaşlar. Buraya ne yapalım şöyle. Mahmut Kutlu arkadaşımız buraya bir yorum bıraksın. Hemen e-mailine mahmut@gmail.com diye yazalım. Buraya diyelim ki Mahmut'un yorumu web 2 postuna yapıldı diyelim arkadaşlar. Submit diyorum. Ne oldu? Herhangi bir değişiklik yok. Halen daha yorumumuz sıfır şeklinde. Admin alanına geliyorum. Comments bölümüne geldim. Ne oldu? Buraya yapılan yorum geldi arkadaşlar. Bunu neye çeviriyorum? Approve diyorum. Bu yorumu biz onayladık. Refresh ettiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ne oldu? Buradaki yorumumuz bir şeklinde gelmiş oldu. Hemen buraya da yorum yapalım. Buraya da ne diyelim? Mustafa Özdemir arkadaşımız buraya yorum yapsın. E-mailimizde mustafa@hotmail.com diyorum. Buraya da Mustafa'nın web 2 postuna yaptığı yorum şeklinde yazdırıyorum arkadaşlar. Submit dedik. Tamam, burada halen ilk yorumum gözüküyor ama ikinci yorumum gözükmüyor. Geliyorum burada hemen comments php'de görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Burada tekrar arkadaşlar yorum geldi. Bunu approve haline getiriyorum. Geldi arkadaşlar burada. Tekrardan tıkladığım zaman ne oldu? Mahmut'un da buraya, Mustafa'nın da buraya yorumu geldi. Ve şuradaki görmüş olduğunuz gibi comments alanımız arkadaşlar 2'ye döndü. Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayfamızdaki yorumları bu şekilde, onaylanan yorumları tabii ki bu şekilde saydırabiliriz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Ne konuşmuştuk arkadaşlar? Buradaki şurada görmüş olduğunuz alanda 11 gibi statik bir sayı var. Mesela diğer yorumlara da bakarsınız. Mesela test JavaScript'lere baktığımız zaman burada arkadaşlar, gerçi burada 8 diye bir yorum var. Gerçi ben biraz önce bunları test olarak yapmıştım ama şurada görmüş olduğunuz alanı arkadaşlar biz ne yazdıracağız? Burada görmüş olduğunuz alanı bu sayfanın ne kadar izlendiyse arkadaşlar bu sayfanın o kadar izlendiğini yazacağız. Şimdi bunun için blog php'ye geliyorum. Kodumda pardon blog single php'ye geldiğimiz zaman şurada comments var burada ve ne var? Post comment number şeklinde bir değeri atıyoruz arkadaşlar. Post comment number'ı. Şimdi burada öncelikle bunu comment olarak değil de I şeklinde E'ye yazıyorum. Buraya ki şurada balonlar değildi arkadaşlar. Şöyle bir göz şeklimiz
gelmesi açısından. Onu yaptıktan sonra hemen giriyorum burada. Tabi bunların öncesinde arkadaşlar bir hit şeklinde bir tablomuza ne yapacağım? Post tablosunda arkadaşlar hit şeklinde bir alan oluşturacağım. Hemen geliyorum. Gidelim. Post tablosuna geldik arkadaşlar. Şurada structure'a geldiğimiz zaman şöyle bir tane daha tablo, bir tane daha sütun, pardon tablo diyorum arkadaşlar. Bir tane daha sütun oluşturacağız. Go'ya gittikten sonra buraya arkadaşlar hemen post hits şeklinde sütunumuzu oluşturuyoruz. Integer olsun, uzunluğu da 10 olsun arkadaşlar. Kaydettik. Bir tane post alanımız. Post tablosunda şurada görmüş olduğunuz gibi post hits şeklinde bir sütun oluşturduk arkadaşlar. Şimdi geliyorum burada. Şurada arkadaşlar, burada bu postun ID'sini yakaladığımız alanın altında arkadaşlar şöyle bir ne oluşturalım. Şöyle bir SQL query oluşturalım arkadaşlar. Hemen buraya SQL query 2 diyorum. Burada arkadaşlar şu işlemi yapacağız. Sayfa her bir görüntülendiği zaman update diyorum. Update nereye update edecek? Post tablosunu update edecek. Hangi değeri update edecek arkadaşlar? Post hits'i update edecek. Post hits'in nasıl update olmasını istiyorum. Her tıklandığımda post hits'i bir arttırmasını söylüyorum arkadaşlar. Peki bunu tüm postlar için değil de özel bir post için, yani tıklanan post için arttırmasını istiyorum. Bunun için ne yazıyorum? Where, tabii şuradaki post hits'i de küçük harfle yazalım. Where nerede olmasını istiyorum? Post ID'nin arkadaşlar, post ID'nin şurada görmüş olduğunuz Post ID'ye eşit olduğu alanda bunu yapmasını istiyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bu SQL query'mizi çalıştıralım. Ne diyelim bunun için? Buna isim olarak şöyle SQL query 2 run diye bir isim verelim arkadaşlar. Ne diyorum bunun için? MySQLi query dedik. MySQLi query dedikten sonra ilk parantezimiz olarak ilk parametremiz olarak veri tabanımızı, ikinci parametremiz olarak da şuradaki query'mizi kullanmasını istiyoruz. Yapıştırdık arkadaşlar. Kaydedelim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şöyle herhangi bir blog sayfamıza gidelim. Şu test postumuza read more dediğimiz zaman şu an 11 görünüyor arkadaşlar. 11 görünmesinin sebebi benim daha önce yaptığım değerlerden olsa gerek. Refresh ediyorum burada. Herhangi bir şekilde artım olmuyor. Bakalım neden herhangi bir şekilde bir artım olmuyor? Nerede hata yapıyoruz? Geldik. Update dedik. Post tablosunu update etmesini istiyoruz. Tamam. Tabii ki artım olmaz. Çünkü biz halen daha şurada post comment number yazıyoruz arkadaşlar. Burada biz post comment number değil de ne yazdıracağız burada? Tabii ki post post hits'i yazdıracağız. Ama tabii öncelikle veri tabanımızdan şurada post comment number değil de post hits değerimizi alacağız. Ctrl C diyorum. Ctrl V dedim. Kaydediyorum şimdi. Şimdi her şey sıfırlaması. Burayı
Refresh ettim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 4 kere tıklamışımdır. Tekrar refresh ediyorum. Artıyor. Tekrar refresh ediyorum. Alt şekilde artıyor arkadaşlar. Başka bir yoruma gelelim. Mesela şurada JavaScript kategorimizde test JavaScript'imiz var. Read more diyorum. 1 olarak gösterdi bunu. Heh, şimdi daha iyi oldu. Yani ilk baştan daha rahat görebiliriz. Refresh ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 oldu. Refresh ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3 oldu. Refresh ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 oldu. Sayfa her görüntülendiğinde arkadaşlar ne oluyor? Burada görmüş olduğunuz değerimiz 1 artıyor. Şimdi burada görmüş olduğumuz değeri bir de nereye yazdırabiliriz? Şurada dikkat ederseniz blok alanına da, blok ana sayfasına da bunu yazdırabiliriz arkadaşlar. Bunun için geliyorum, ne yapıyorum? Şurada blok sayfamızı açalım yine. Blok sayfamızda da ne alsın şurada? Post command number değil de post x değerini alsın burada. Bunu yine post hits değişkenine atayalım. Burada post command number değil de neyi yazacağız? Post hits'i yazdıracağız. Refresh ediyorum bakalım. Bu sayfamızı şöyle refresh ettiğim zaman ne oldu? Görmüş olduğunuz gibi şurada 6, şurada 4 şeklinde izlenmiş durumda. Burada read more diyelim bakalım. Ne oldu? Tekrar bir kere izlendi. Refresh ediyorum. 2'ye çıktı arkadaşlar. Tekrar blok ana sayfamızı döndüğümüz zaman görmüş olduğunuz şuradaki değişkenlerin de değiştiğini görebilirsiniz. Tabi burada yine şuradaki comments'i yine font olsun göz şeklinde çevirelim. Refresh ediyorum. Şuradaki ikonlar da arkadaşlar göz şekline dönmüş oldu. Bunu farklı şekilde de oluşturabilirdik arkadaşlar ama en basit yöntem olarak, yeni başlayan arkadaşlar için en basit yöntem olarak bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi bir de son olarak ne var arkadaşlar? Şimdi posta geldiğimiz zaman dikkat ederseniz bizim yorum sayıları olarak burada ne var? Yorum sayıları olarak burada bize yorum sayısını göstermiyordu. Ne yapıyor arkadaşlar post tablomuzda? Statik bir 8 denilen bir değer gösteriyor. Bunun için ne yapacağız? Post PHP'ye gidelim bunun için. Geliyorum şurada admin alanında post sayfamıza geldim. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bir ne var? Post command number var arkadaşlar. Ve bu burada post command number bize ne olarak gösteriyor? 8 gibi statik bir değer gösteriyor. Şimdi bunu farklı bir şekilde de yapabiliriz ancak yani tekrar tekerleği icat etmeye gerek yok. Bunun için arkadaşlar nereye gidiyoruz? Blog single PHP'de yapmıştık. Şurada arkadaşlar nedir? Şurada yaptığımız aslında buradaki şeyin aynısı. Hemen arkadaşlar ne yapıyorum? Şuradaki query'yi olduğu gibi kopyalıyorum. Buradaki query'yi olduğu gibi kopyaladım. Geldim post sayfamızda. Şurada post tag'in altına buradaki query'imizi olduğu gibi yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi burada query'imizi olduğu gibi yapıştırıyorum. Şimdi query'nin şu ikinci alanına burada gerek yok. Burada herhangi bir şey sıralamıyoruz çünkü. Bize ne lazım? Şu query lazım. Bu query'den gelen değerleri biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada saydırıyoruz. Hemen burada count post comment değişkeni yerine geliyorum. Şu bir silelim. Bu gelen yorum sayılarını bizim
Burada görmüş olduğunuz post command number'ı eşitlesin. Kaydediyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Burada post.php'yi tekrar tıkladığım zaman ne aldık? Hata aldık. Tabi burada post id'miz, güzel oldu bu hatayı aldığımız. Şurada nedir arkadaşlar? Post id'miz burada tanımlı değil. Bizim için burada post id'yi nereden yakalayabiliriz? Şurada görmüş olan post id'den yakalayabiliriz bunu. Hemen geliyorum buraya. Post id değil de post id şeklinde yazıyorum. Kaydediyorum. Tekrar refresh ettiğim zaman görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde bir hata almadık ve yorum sayılarını da buradan görebilirsiniz. Mesela logo design'ın bir tane yorumu varmış. Bakalım doğru mu? Logo design'a read more diyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane yorum var. Sonra bir tanesini daha bakalım. Mesela web development'ın iki tane yorumu varmış. Geliyorum şurada. Pardon, iki tane. Hangi web development? Web2'nin. Pardon, post title olarak Web2'nin iki tane yorumu varmış. Onaylanan. Bakalım doğru mu? Ignore diyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tane yorumu var arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi sayfamızdaki yorum satırını sayma ya da sayfa okumasını da bu şekilde halledebiliriz en basit haliyle. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.